Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz ve bu videomuz bir öncekinin devamı niteliğinde olacak. Araç alternatörünün fırçasız motor olarak çalıştırılmasıyla alakalı video serimize devam ediyoruz. Elimde daha önce kullandığım araç alternatörümü görüyorsunuz. Eski videoları ilk kez denk gelen arkadaşlar için açıklamalar kısmında birinci ve ikinci video olarak paylaşmış olacağım. Bu üçüncü videomuz olacak arkadaşlar ve muhtemelen serinin son videosu olacak. Bir önceki videomda bu alternatörün yüksek torkta çalışabileceğini söylemiştim ve yüksek torklu olarak çalıştırmıştım. Ancak çalışma esnasında devrinin aslında çok yüksek olmadığından bahsettim. Özellikle sorular kısmında bazı arkadaşlar neden yüksek devri ve yüksek torku göstermediğimi sormuşlar. Bunun cevabını şu şekilde açıklayayım. Bir önceki ESC'm bu iş için uygun değildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırçasız motor sürücümü değiştirdim, ESC'mi. Bu tarz bir motorla çalışabilmek için ne kadar yüksek voltaj ve akımda çalışabilen bir ESC'niz varsa o kadar yüksek güç almanız mümkün. Bir önceki maalesef bu kadar yüksek değerlere ulaşamıyordu. Bunun kargodan elime ulaşmasını bekliyordum ve bugün itibariyle elime ulaştı ve videomuzu çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi motorumuzu önce yüksek torklu olarak nasıl çalıştırırsınız? Bunu anlatacağım. Ardından ise bu motoru nasıl yüksek devirde çalıştırabilirsiniz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Ve bu işlem için iki tane ayarlı güç kaynağı kullanacağım. Bu iki ayarlı güç kaynağını neden kullandığımı açıklayarak devam edelim. Birinci ayarlı güç kaynağım 300 wattlık ve 30 volta kadar çıkabilen bir ayarlı güç kaynağı. Bu güç kaynağıyla ESC'yi besleyeceğim arkadaşlar. Bir önceki kullandığım ESC maksimum 12 volta kadar çalışıyordu. 12 voltun üzerinde hata verdiği için buradaki alternatöre 12 volttan fazla gerilim gönderemiyordum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hem 30 volt hem de 40 ampere kadar çıkabilecek bir ESC ile bunu değiştirdik. Şimdi daha yüksek güçlere ulaşacağız. İkinci ayarlı güç kaynağım ise hemen onu açıklayarak devam edelim. Bir önceki videomda bu mavi kablolar yardımıyla alternatörün merkezinde bulunan bobine enerji göndererek şu kısmın arkadaşlar yani dönen kısmın bir mıknatısa dönüşmesini sağlamıştık. Bu merkezde bulunan mıknatıs ne kadar güçlü olursa bu alternatör motorun torku o kadar yüksek olacaktır. Fakat güçlü döner ama yüksek devirlere ulaşmaz arkadaşlar. Buradaki ikinci güç kaynağıyla biz bu merkeze gönderdiğimiz voltajı kontrol edeceğiz. Yani merkezdeki rotorun manyetik alanını kontrol edeceğiz. Ve bu sayede devir ve tork arasından inanılmaz bir geçiş sağlayacağım arkadaşlar. Zaten video içerisinde bunu göreceksiniz. Bir önceki videomuzda 3.7 voltluk pilimiz buraya sıkışmış. Gördüğünüz bu pili kullanmıştık. Bu defa bu pili hiç kullanmayacağım. Tamamen ayarlı güç kaynağı üzerinden voltajı değiştireceğim. Ve voltajın devir üzerindeki etkisini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi gelin bağlantılarla devam edelim. ESC'ye 30 volt vereceğim için bu şekilde arkadaşlar alternatörün girişlerine bağlantısını oluşturdum ve bantladım. Çünkü kısa devre etmesi durumunda yüksek voltaj barındırdığı için alternatör büyük ihtimalle buradaki ESC bozulacaktır. Bu şekilde bağlantıyı oluşturdum. Şimdi hemen bu gördüğünüz ayarlı güç kaynağım ile merkezdeki elektromıknatısımıza güç verelim. Sağ taraftaki ayarlı güç kaynağı üzerinden bakın alternatörün rotor kısmına güç veriyorum. Şu anda bunu artıracağım. Yani 3.7 voltluk bir gerilim uygulayacağım. Bir öncekine eşit olsun. Bakın şu anda merkezdeki bobini zor çeviriyorum arkadaşlar. 1 amper civarında bir akım gidiyor. İkinci olarak ESC bağlantısıyla devam edeceğim. Bakın şu şekilde merkezdeki bobinimize güç uyguluyoruz. İkinci ayarlı güç kaynağım şu anda voltajını önce düşüreyim. Şöyle kondansatörümüzü de deşarj edelim. İkinci ayarlı güç kaynağı ile ise ESC'mi besleyeceğim. Bakın şu an ESC'nin eksi bağlantısını yaptım. Şimdi artı bağlantısını yaptım. Bakın burada ESC'nin kontrol ettiğim testerim burada arkadaşlar. Şimdi voltajı yükseltiyorum. Bakın şu anda hatta tam güç verelim.
31,5 volt gerilim gönderiyorum. Bakın motoru çalıştıracağım. Şu an çalışıyor. Alternatörümüz bir motor olarak çalışıyor. Bakın devri yükseltiyorum. Şu an yüksek torkta çalışıyor arkadaşlar. Ve çekilen güç gördüğünüz gibi 156 wattlık bir güç çekiyor. Bakın bobinin merkezine giden voltajı yükselteceğim şimdi. Daha doğrusu rotorun manyetik alanını yükseltiyorum bakın. Bakın bu buradan gerilimi ne kadar yükseltirsem, yani bu manyetik alanı ben ne kadar artırırsam motorum o kadar yavaş döner ama o kadar güçlü döner. Bunu durduramazsınız. Şimdi merkeze giden voltajı düşürmeye başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Sistemi tamamen durduralım. Gördüğünüz gibi merkeze gönderdiğimiz, rotora gönderdiğimiz enerji miktarıyla motor devri ve tork arasında ters bir ilişki var arkadaşlar. Bunu anlatabilmem için dediğim gibi ona uygun bir ESC'ye ve iki ayrı güç kaynağına ihtiyacım vardı. Bu şekilde siz mesela bunu bir araba yapmaktan, bir kaykay yapmaktan, bir go-kart yapmaktan bahsetmişsiniz. Bu şekilde kumanda edebilecek bir devre oluşturursanız, örnek veriyorum, buradaki merkeze giden voltajı, yani ESC zaten standart, bir şekilde kumanda edebilirseniz arkadaşlar gerçekten çok müthiş bir motor elde edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz devirlere ulaşıyor. Son bir kez daha sistemi çalıştırarak göstereceğim. Dediğim gibi bu buradaki voltaj bizim rotora giden enerjimizi kontrol ediyor. Yani merkezdeki mıknatısın manyetik alanını kontrol ediyor. Buradaki manyetik alan ne kadar yüksek olursa motor devri o kadar düşük. Ama gücü, yani döndürme kuvveti o kadar fazla oluyor. Voltajı düşürdükçe motor devri yükseliyor ama buradaki güç düşüyor arkadaşlar. Böyle ters bir ilişki var. Bakın şimdi en baştan başlayalım. 4 volt veriyorum. ESC'me 31,5 volt vereceğim. Şimdi sistemi çalıştıralım bakın. Motoru çalıştırdık. Bakın tam güç vereceğim. Şu an gerçekten bunu durdurmak imkansız arkadaşlar. Daha önceki videoda tahtaların kırıldığını görmüşsünüzdür. Bakın giriş voltajını yükselteceğim. 5 volta getirdim. Motor devri iyice düştü. Ama şu an inanın bana bir arabayı çalıştırabilecek kadar güç uyguluyor. Hiç şüpheniz olmasın. Şu anda hatta buradan boştayken bile 170-180 wattlık güç çektiğini görebilirsiniz. Bakın giriş bobininin gerilimini düşürmeye başlayalım. Giriş bobini dediğim şey rotor arkadaşlar. Bakın rotora giden voltajı düşürmeye başlıyorum. Şimdi ESC'yi herhangi bir şey yapmadım. Şu an en son devirde. Bakın buradan ESC'yi en son devire getirdim. Şimdi takip etmenizi istiyorum.
frekansı karıştığı için. Voltun altında arkadaşlar ESC frekansı karıştırıyor. 0.8 voltta kullanacağız. Böylece bir araç alternatörünü fırçasız motora çevirdiğinizde motorun devrini ve torkunun nasıl kumanda edebileceğinizi sizlere anlatmış olduk. Ben yine farklı bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı için beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Ayrıca kanalıma abone olarak da beni destekleyebilirsiniz ve bu noktada artık videomuzu sonlandırabiliriz.